İki Gözüm Ahmet filmi 7 Şubat'ta vizyona girecekti. Evet, evet. Fakat işin başından beri Gülten Kaya, biz bu filmin çekilmesine de vizyona girmesine de karşıyız diye ısrar etti. Bu amaçla basın toplantısı yaptı. Her türlü engeli koyacağız dedi. Sonunda dediğini yaptı ve mahkemeye gitti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. İhtiyati tedbir, daha doğrusu yürütmeyi durdurma diyor, çok özür dilerim. İhtiyati tedbir kararı verdi. Hiçbir yerde oynatılamaz dedi. Siz dava açtınız. Daha doğrusu bu karara itiraz ettiniz. Bir üst mahkemeye başvurdunuz. Bir üst mahkemede size dedi ki yerel mahkemenin, ilk mahkemenin verdiği karar doğrudur. Gidin derdinizi istinafta anlatın. Ben onaylıyorum bu kararı dedi. Siz de istinafa gittiniz. İstinaf bu ay karar verdi. Dedi ki bu filmin önündeki ihtiyati tedbir kararı hukuki zemin oluşmadığı için kaldırılsın dedi. Ve filmin vizyona girmesinin önündeki engel kalktı. Evet. Evet, bu süreç size bundan sonra ne olacak? Buraya niye geldik? Bundan sonra ne olacak? Şimdi aslında bir noktada biz biraz acı ızdırap çektik. Biraz yarısı infaz edildik. Dramaya düştük ama aslında iyi oldu. Niye iyi oldu? Şimdi hak hukuku fazla bilmeyen bizim halkımızın bazı fanatik gençlerimiz olsun, bizi destekleyenler kadar da karşımızda olanlar oldu. Aileye hakkı verenler oldu. Tabii süreç öyle bir gelişti ki biz tamamen suçlu göründük. Ama ne yazık ki 2 günde değişen bir hakim, bir mahkeme gerçeği sonradan bu güzel mahkemede gördü. Adalet yerini buldu. Şimdi herkes bizden yana. Çünkü kamuya mal olmuş bir insan 10 sene sonra onun varisleri, onun mirasına, onun hak hukukuna, onun ilkelerine rencide etmeyecek bir şekilde ele alırsa, kitap olur, resim olur, heykel olur, film olur, belgesel olur. Bu artık topluma mal olmuş bir şahsın varisi şeyi yoktur. Sahibi yok. Sahibi halktır. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Sonra bizim bundan öte de filmimizi siz biliyorsunuz. Asıl hikayemiz o geceydi. Ve o gecenin de siz canlı tanıklarısınız. O acı geceyi adam ne yaptı? Ne yaptı? Ödülünü alırken dedi ki ben bir tane albüm yaptım. Bir tane de içinde Kürtçe parça var dedi. Kervan. Onun klibini çekeceğim dedi. Ve adam taşlandı. Sürgüne gitti. Orada da vadesiz vadeli öldüler. Biz de bu adamı yaşatmak için, o geceyi yad etmek için, bilerek bilmeyerek o gece yol açanlara bir ders, nasihat vermek için de biz bu filmi ele aldık. Siz zaten benim yapımı biliyorsunuz. Ben bu filmi para için yapmadım. Arkadaşlarım da bu filmi para için yapmadılar. Asıl bu filmi para için yapmak isteyen o kadar enses kalın aramızda yapımcılar vardı ki Gülten Kaya'nın kapısını çok çaldılar. Ne paralar teklif ettiler. Hatta son olarak da artık bu mirasçılar gittiler, bunların anlaşmada vardılar. Belki bu virüs olmasaydı, bu sansür olmasaydı filme de başlayacaklar. Ama Allah'a kurban olayım ki adalet tecellidir. Hak yerini buldu. Ve biz doğruyuz. Demek ki doğru bir şey yaptık. Şimdi başka film de yapılmıyor. Bırakın Ahmet Kaya'ların filmi, başka filmi de yapamıyorlar. Hatta birisi arkamızda bir film de yaptılar Ahmet Kaya ile ilgili. Sıradan bir film. O gecenin olmadığı bir film. İşte zaman zaman biz de yarısı infaz ettiler. Filmimiz de ettiler. Dediler işte Ahmet Kaya'nın türküleri olmadan Ahmet Kaya filmi olur mu? Halbuki 8 tane Ahmet Kaya'nın türküsü var. Yani 400 tane adam hayatında türkü söylemişse bunun 80 tanesi Gülten Hanım'a aittir. Diğer 320 tanesi başkasına anonimdir. Senin benim eserleridir. Okumuştur. Bu filmde Ahmet Kaya'nın bir Kürtçe şarkı koydum. Bunun klibini çekeceğim dediği şarkı var değil mi? Evet. Kervan, evet. Onun eser sahibi de biziz. Aldık. Haklarını evet. Aldık. Erbil'i bir kardeşimizindi. O da geldi bu filmde bir nebze ben de bir tuzum olsun dedi ve şarkıyı bize verdiler. Gülten ablanın haberi olsaydı o şarkıyı da bizden önce alırdı. Ama filme nasip oldu. Bana değil, filme nasip oldu. Abi şimdi asıl üzüldüm ne biliyor musunuz? Benim meslek birlikleri, SODER, ÇASOD, işte vakıf, hepsi biz 78'lerde bile o kara sansüre göğüs gerdik. Ben de o yürüyüşte yer aldım. Hepsi böyle sessiz kaldılar. Demek ki herkes sansür istiyor. Ve herkes ya Şavata yapmasın da başka kim yaparsa yapsın, biz gelelim biz yapalım dediler. Ama Cenab-ı Allah'a kurban olayım ki adaletin olduğu yerde oldu ve adaletini gösterdi. Şimdi biraz evvel ses yayın kesilince Ali abi bir şeye şahit oldum. Belki telefonuma 50 tane mesaj geldi. Ya ne yapacaksınız? Gülten Hanım'a dava mı açacaksınız? Kavga mı edeceksiniz? Gelir nereye gidecek? Ya böyle bir şey istiyorlar ki biz kavga edelim. Niye edeceğiz? Kimle edeceğim ben? Ben bir de Ahmet Kaya'nın mirasçısı değilim ki. Ben Ahmet Kaya'yı yaşatan bir kardeşiyim. Aynı toprakta doğduk. Aynı yaştaydık. Beraber yolculuk yaptık. Paralel. Siz biliyorsunuz ben sinemada, o müzik sektöründe. Yol aldık. Belki fazla samimi arkadaş değildik. Yusuf Hayal'la arkadaştık. Ahmet Kaya'yla fazla arkadaş da değildik. Ama birilerinin bunu yapması gerekiyordu. Ama cesareti yapması gerekiyordu. Layıkı olması gerekiyordu. Hak hukukunu yapması gerekiyordu. Bunu da ben yaptım. Evet. Ve bu cesaretle ben halkımdan, sizlerden alarak yaptım. İnan, Gülten Hanım bile bu filmi yarın yapmaya kalksa o geceyi belgeleyemez. Çünkü o gecede 100-200 tane sanatçı, yapımcı, oyuncu, ses dünyası insanlar, hiçbirini karşısına almaz. Ama ben hepsini karşıma aldım demiyorum. Ben aynayı koydum, gerçeği anlattım. Gerçeği anlattım. Ben Nurettin Soydan'ı kendisini oynadım. Sizlerin yerine başkaları oynadı. Siz gazete, orada mesleğiniz görevi, işinizi yapıyordunuz. Hatta siz Ahmet Kaya'nın yaşam biçiminde de senaryomuzda da bile yeriniz vardı. İnşallah filmin devamında da onu çekeceğim. O sahneleri. Ben onu bunu bilmem. O bölümü ilave et filme. İkincisi olmaz. Şimdi bana diyorlar ki ya, bana diyorlar ki senaryosu vardı o. Çıkardın onu. Çok zor değil onu ilave etmek. İnşallah ölmezsem edeceğim. Bana diyorlar ki ne yapacaksınız? Dava açacaksınız. Ya o kimi dava edecek? Gülten Hanım evet bize hakaretler etti işte sosyal medyada her şeyi yaptılar. Avukatları neler söylemediler ki biz kulaklarımızı tıkadık sustuk. İyi ki de sustuk. Susmak zorundaydık. Çünkü o bizim bir emanetimizdi. O bizim ailemizdi. Ben şimdi karşıma Gülten Hanım'ı alacağım. Çocukla Melis'i mi alacağım? Çiğdem'i mi alacağım? Yok. Alamam da. Benim yapım, benim karakterim buna el vermez ki. Peki ben film gişe rekoru kırdı. Çok para kazandı. Ne yapacaksınız o parayı? O parayı siz daha iyi biliyorsunuz benim ne yapacağımı. Ben para için hayatımı şimdiye kadar film yapmadım ki. Belki bir heykelini dikeceğiz. Belki bir kütüphane açacağız. Belki bir okul yaptıracağız. Belki bir vakıf kurduracağız. Belki de ailesini çağıracağız. Ne yapalım diyeceğiz. Belki de beraber bir film daha yapacağız. Belki peş sıra Yılmaz Güney'in de filmi gelecek. Belki de Selahattin Eyyubi'nin filmi gelecek. Belki de Seyit Rıza'nın filmi gelecek. Yani biz tarihimizi belgeleyerek yola çıkmışızdır. Ya Ali abi sen benim secerem biliyorsun. Benim suçum neydi biliyor musunuz? Ben bir Kırçada'da dünyaya geldim. Anam rahmetli Türkçe bilmeden öldü. Ya evet ben Kürdüm, şeref duyuyorum onu ama keşke siz başta olmakla, siz Türkler benim kadar Türk olsanız. Ben hep bunu diyen adamım. Hep dediler ki biz et ve tırnağız. Ben bunu kabul etmedim. Biz et ve kemiğiz dedim. Hep tırnak uzakça kesip attılar. Bunu filmde de belgeledim. Ya biz et ve kemiğiz, kemik. Ne tırnağı? Sonra filmimizde kadın hakları var. Ben bir kadını karşıma alacak kadar aciz miyim? O kadar düşmüş müyüm? Gülten bizim bacımızdır. Onlar bizim çocuklarımızdır. Şu an ekranda sizinle beraber bu programı sunan güzel bacım da dinliyor beni. Ben bunu demagoji yapmıyorum. Benim her filmde kadın hakları vardır. Ali abi çoğu filmlerimi izlemişti. Drejan olmakla beraber. Her filmde İslami tema vardır. Anamızın başörtüsü vardır. Ahlak, edep, kültür, yaşam, tarih, coğrafya her şey vardır. Ve benim filmde bu televole paparazzileri ben niye yer almıyorum? Bunlar bana iyi ki de yer vermiyorlar. Kadın haklarını ben anlatan biriyim. Onun için ben şimdi Gülten ablayı karşıma mı alacağım ya? Yani o bana yanlış yaptı, saygıda kusur etti. Ben de mi edeceğim? O zaman benim farkım ne? O zaman ben Gani Şavata olmam ki. O zaman benim bu deli damarım bitmiştir. Peki şimdi hukuki olarak önündeki engel filmin kaldırıldı. Siz az önce o kesilen bağlantıda bir de Gülten Kaya'ya seslendiniz. Çünkü hukuki engeller kalktı ama aranızdaki o Gülten Kaya'nın size mesafeli duruşu ve bir karesini bile izlemeye tahammülüm yok tavrı aynen devam ediyor. Ona evet. Seslenmiştiniz o kesilen yayında. Şimdi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne olur bundan sonra? Evet, iyi ki hatırlattınız. Ben Gülten Kaya filmine sahip çıksın. Gani Şavata'nın filmi değil bu. Bu Gülten Kaya'nın da filmi değil. Eğer Ahmet'in eşi ise, çocukların babası ise Ahmet Kaya, Gülten bu filme sahip çıkmalı. Gülten'e yapacağı nedir biliyor musunuz? Benden fazla da büyük değildir yani. Aynı yaştayız aşağı yukarı. Demeli ki ya o Gani Şavata tamam 7-8 tane türkü var, kervan da var, çok güzel. Duydum da. Benim hakkım olan bir iki türküyü de ekleyin demesi lazım. Mesela adı Bahtiyar'dır. İşte ne bileyim saçlarıma karlar düştü annem. Ne bileyim yani türküler vardır kendine has. Şu an aklımda şeyde değil çünkü Ahmet Kaya'yla o kadar doluyum ki biraz karma yapıyorum. Kendi eserlerine bir iki tane söylesin. Versin desin bunu koy. Ya kadın bir kare izlemeye tahammülüm yok diyor. Gülten kare izlemeye tahammülü yok ama fragmanlarında mahkeme yola çıktı. Kadının asıl incidi neydi biliyor musun? Kadın diyor ki benden başka Ahmet kimseye aşık olmadı. Yahu senden önce Emine Hanım vardı. Senden önce Melis'ten önce Çiğdem kızı vardı. Seninle 11 sene kaldı. O bir kadına 20 sene yakın kaldı. Ahmet Kaya'nın ondan önce de askeri zamanda pilotun bir aşkı vardı. Gülten Hanım sen kendi belgeselinde bile Ahmet Kaya'nın sesiyle, görüntülerle onu vermişsin. Şu an internetlerde var. Ahmet Kaya sen en son kaptın. En son da ben sana de, size bir haberim var. O 2-3 şarkıyı bu açıklamalardan sonra hele hayatta alamazsın. Bunu geçmiş olsun. Bana vermesin. Diyorum ki bu film kendisinin. Belki bu film biraz evvel siz bana bir şey sordunuz. Filmin maddiyatı da belki o tarafa dönecek. Filmle sahip çıksın. Zaten bu filmden başka film de yapılmaz. Yapamazlar da. O cesareti gösteremezler. Ya Allah'ını seversen Gülten Kaya 100 tane sanatçı karşısına alabilecek mi? 100 tane yapımcıyı, 100 tane yönetmen, en az o gecede 300 tane insan vardı. Hepsi sanat camiasıydı. Kimi karşısına alacak? Yapamaz. Kimine? O deliliği ben yaptım diyorsun. Bunu ancak ben yapardım. Ben. Göreceğiz bakalım o çatal kaşık fırlatanları adres göstererek teşhir ettim mi? Senaryoda vardı ama hikayede göreceğiz. Film, ben hikayede şey yaptım. İnan aynayı koydum. Ne artı ne eksi aynayı koydum. Yad ettim. Yani kimseyi karşıma almadım. Aynayı koydum belgeledim. Yani siz 21 sene önce oradaydınız. Bu filmi siz izlediğiniz zaman diyeceksiniz tamam kardeş. Bu film aynen böyle kare kare işledim. Tek eksiğim ah sizin sahneyi niye koymadım? Halen kafama vuruyorum. Bu Gülten Kaya'dan harap koymadım. Bilmiyorum. Ben korkacak adam değilim. Evet. Şimdi burada bir de halkımıza seslenmek istiyorum. Beni çok yargıladılar. Yorumlar attılar. Anlatamam sana. Şikayetlerde bulundular. İşte herkes çıktı biz Ahmet Kaya'yız dedi. Fanatikler çıkardılar. Ben hiçbirine kinim yok. Hiçbirine karezim yok. Hiçbirine dargınlığım da yok. Gelin hep beraber Gani Şavata'ya değil, Gani Şavata'nın filmine değil, Ahmet Kaya filmine, kendi filmimize sahip çıkın. Artık bu acılar yaşanmasın. Zaten filmde ben demiştim, ben de filmde küçük bir rolüm var. Yani Ahmet Kaya'nın bir hocasını oynuyorum. Devrimcilerin bir dergahında başkanlığı oynuyorum, Cemil diye biri. Diyorum ki, canım kardeşim ne sen ilk olmadığın gibi sonda olmayacaksın. Yani gerçekten Ahmet Kaya sonda olmayacaktır. Bu gidişat iyi değil. Onun için birlik beraberlik içinde nasıl ki bu virüs hastalığını yeniyoruz. İşte Cumhurbaşkanı bir tarafa sesleniyor. Muhalefet liderleri bir tarafa sesleniyor. Duyarlı insan bir tarafa sesleniyorlar. Sizler bir tarafta sesleniyorsunuz. Dışarı çıkmayınız diyoruz. Aç kalalım, susuz kalalım, dışarı çıkmayalım. Birlik beraberlik için hareket edelim diyoruz. Doğru mu? Ben de diyorum ki biz de Ahmet Kaya'yı artık geçmişi bırakalım. Birlik beraber içinde bu filme sahip çıkalım. Hep bu film beraber izleyelim. Yüzümüz gülsün, tebessümümüz olsun. Ya şu böyle boyu 1,5 metre olan yanındaki dev adam var ya, o yürekli adam Ali Eyüboğlu. Keşke 3-5 tane daha böyle duyarlı, böyle değerli kardeşim olaydı da beni taşlayaydı ya. Keşke ben onların kalemindeki taşlarla döküleydim, inciyeydim. Ama böyle çıkmadılar. Duyarsız kaldılar, sırtını döndüler. Şimdi Ali abinin dediği gibi taşlanacak mısınız, alkışlanacak mısınız onu film vizyona girdikten sonra evet, film belirleyecek. Şimdi hemen sonra da takipçilerimiz diyor ki, ne diyorlar? Madem ki diyor para için yapmadınız bu filmi, bu korona günlerinde diyor netten yayınlayın da diyor, internetten izleyelim. Şimdi ben bunu yapmayı düşündüm. Ben bunu yapacak güçteyim de. Hatta dedim ki benim Face'de paylaşmışım. Ben Ankara Kızılay Meydanı'nda ensesi kalınların karşısında üzerime benzin dökecek kadar, yakacak kadar cesurum. Bu Ahmet Kaya filmi için. Çünkü onun suçu saz çalmaktı, Barış'a türkü söylemekti. Benim de Barış'a filmler yapmaktı. Yolumuz aynıydı. O kadar mahkemeye ağır geldik ki ikimiz birleşince mahkeme kaldıramadı. Yarısız eller, yarısız infaz ettiler bizi. Bunu dedim. Şimdi gerçekten ben bunu yayınlayacak kadar cesurum. Ama diyorum ki şu filmi tadında izleyelim. Belki bir film daha yapılır. Belki Aziz Nesin'in vakfı gibi belki bir okul vakfı yapılır. Belki bir öğrencilere belki bir kapı açılır. Belki de bu halkımızın çoğu fakir, mazlum. Belki de öğrenciler okutulur. Belki de sizler vesile olursunuz. Deriz ki Şavata şunu yapalım, şunu yapalım dersiniz. Yarın bunu göreceğiz. Bakınız bu sizin program adı ne? Noter, noter. Burası noter. Ben burada arkadaşlarım adına noterde söylüyorum. Bu filmin parası gerekli yerlere gidecektir. Gerekli filmler yapılacaktır. Bunu böyle bile herkes. Noterde, Ali Eyüboğlu noterinde taahhütte bulundun. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Bu sefer sesin çok net, temiz, kesilmeden, patlamadan anlaşıldı. Ben burada teşekkür etmek istiyorum bu virüs için. Herkes çıkıyor işte böyle telefonla sanatçılarımız sanatçı diyenler, millete sesini dışarı çıkmayın, evinize durun. Ben de burada istersen ilk defa bir şeyi ilk yapayım. Kürtçe halkıma diyeyim, siz çıkmayın dışarı diyebilir miyim? Tabii diyebilirsin. Arz devra le notera Ali Eyüboğlu az halkiye kod tüşkil kazım. Bula tuşnava am haftaki maake dumuhanam birçi biminin ama amlı mual nender am Türk, Alavi, Sunni, Kürt, Sağ, Sol am gibi tavbın am bu yekbin am ve nekhoşe darbaskin. Spas, spas. Dedim ki biz bu noter televizyonda Ali Eyüboğlu'nun huzurunda biz de Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Sağ, Sol demeyelim. Birlik beraber içinde bu hastalığı için yenelim, aç kalalım, bir hafta kalalım, iki ay kalalım, bir ay kalalım. Bu hastalığı hep beraber bertaraf edelim, evimizden çıkmayalım dedim. Teşekkürler. Evde kal Türkiye. Hoşça kal. Teşekkür ediyoruz. Serçava diyor birisi. Serçava ne demek? Serçavam başım gözüm üstüne diyor. Öyle mi? Güzel. Huzurunda da bu güzel başıma da teşekkür etmek istiyorum. Mevlam neylerse güzel eyler. Sizler var olun ki biz var olalım. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.